Sevgili seyirciler, Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nin 9. haftasında iki namağlup takımın mücadelesinde Fenerbahçe Acıbadem Eczacıbaşı karşısında 2-1 yenik durumda. Gerçekten çok önemli bir set bu. Fenerbahçe Acıbadem mücadeleyi final setine taşımak isteyecek ki bu seti kazanarak Eczacıbaşı Vitra'nın amacı buradan 3 puanla ayrılabilmek. Eczacıbaşı Vitra 8'de 8'de çıktı bu maça. Fenerbahçe Acıbadem'in bir maçı eksik 7'de 7 yaptı. Lacivertliler ve tabii ki bugün buradan iki takım da namağlup unvanını koruyarak ayrılmak istiyor. Tabii, tabii. Böyle de bir tabii özelliği var maçın. Aynı abla, mücadelenin tabii ki bir başka önemli tarafı da iki takımın evet da Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor olması. Fenerbahçe Acıbadem. Tabii çok güzel. Üç takımımız da yoluna devam ediyor ama bu iki takımımız tabii ki finalde hep onu konuşuyoruz. Dörtlü finalde iki Türk takımı olacak diyoruz. Fenerbahçe Acıbadem garanti. Gelecek olan diğer takımda ya Eczacıbaşı Vitra olacak ya da Fenerbahçe Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'la karşılaşacak ya da Eczacıbaşı Vitra'yla. Evet, o da Final Four finalde provası demiştim yayının başında. Belki de Fenerbahçe Acıbadem'le Eczacıbaşı Vitra bu salonda Final Four'un yarı finalini oynuyor olabilirler. Bu sezon ilk kez karşılaşıyor bu iki takım ve gerçekten voleybol adına da çok güzel işler ortaya kondu. Keyifli bir maç ama Fenerbahçe Acıbadem'in bu seti kazanması lazım. Naz, Gülden, şimdi iki numaradan Mirka vurdu. Top dışarıda mı? Hayır, içeride. Naz da top içeride işaretini yaptı. Pozisyonun içindeydi zaten. 1-0 öne geçiyor konuk takım. Üçüncü seti servis kaçırmadan bitirdi Sarı Lacivertli takım. Onu belirtelim hemen, Mirka'nın servisi. Luba karşıladı Naz'ın pası. Kasya vurdu. Top oyunda. Gülden'in pası Neslihan'a. Neslihan. Yine bloğun içinden geçti top. 2-0. Neslihan her zamanki gibi muhteşem bir oyun ortaya koyuyor. Yani aldığı her topu neredeyse sayıya çeviriyor yani. %90'la oynuyor herhalde. Nati karşıladı. Naz manşete. Kasya'yı buldu. Kasya bu topta ölmüyor. Del Core 4 pas. Fenerbahçe Acıbadem'in ilk sayısı bu. Rakip hatasından geldi. Şimdi Lubov Sokolova servisi kullanacak. Smart servis attı. Mirka karşıladı. Elif'in pası 2 numaraya Neslihan. Neslihan blok out. Evet, Zé Roberto da blokla ilgili yani uyarılarda bulunuyor. Bugün ne kadar blokla uyarıda bulunsa boş yani. Bugün bizim takım blok yapmıyor yani, yapamıyor. Bir şey var yani bugün bu takımın. Büşra'nın servisi Nati, Naz, Kasya, Eczacıbaşı Vitra, Del Core ile blok sayısı 4-1. Yani şimdi Eczacıbaşı 10 blok tutmuş 3 sette, biz 5 blok tutmuşuz. Yarı yarıya yani, blok sayılarımız yarı yarıya. Gene defansa bakıyorsun, biz %41, onlar %64 defans. Yani bu hemen meydana çıkarıyor her şeyi. Naz'ın pası Nati'ye, Nati'ye yüksek bir plase oyunda. Elif'in pası, Del Core vurdu. Luba, şimdi Naz, Nati'ye yine. Nati vurdu bu kez. Aşkım. Bu kez bloğun yanından geçiyor. Heatherbaum ve Neslihan ikilisi durduramadı Nati'yi, 4-2. Sete iyi başlamak çok önemli. Bu açıdan Eczacıbaşı Vitra'nın farkı açıp morallenmesini engellemek lazım. Fenerbahçe Acıbadem adına servisi Ergül kullanıyor. Gülden yine iyi top getirdi Elif'e. Del Core ve blok out. Delkore 5-2. Allah. Ayol ne oldu Eda'ya böyle? Bir tane blok tutamıyor. Gitmiyor bile bir oyun konsantrasyonda. Yani iki blok tutmuş toplamdan. İki tane de Sokolova tutmuş. Bir tane de Osmogrovic. Yani bu 3 set boyunca bu. Neslihan'ın servisi banttan sekti. Naz'ın pası ortadan hücum Eda'yla, top oyunda. Yine Delkore. Naz, Eda'nın pası Nati. Çok açık bir top. Aman tanrım. Nati hatayı yaptı. 6-2. Setin başlangıcı Fenerbahçe Acıbadem adına. Çok kötü. Evet.
Hiç de iyi bir başlangıç değil. Şu anda bir mola isteği gelmedi Zé Roberto'dan. Niye acaba gelmiyor? Ben de onu merak ediyorum. Bizim antrenörlerden çok sevmiyor. Neyse, yine banttan sekti. İkinci servis üst üste banttan seken. Evet, Kasia bir block out. Del Corre'nin üzerinden farkı 3'e indiriyor. 6-3 oldu skor ve şimdi de servisi kullanacak Eva Skowronska, Polonyalı oyuncu. Kasia iyi servis. Gülden 2 numaraya header bound kaçtı ama iyi blok. Naz, şimdi Nati'ye yine blok var. Arkaya diye Naz yırtıyor kendini kaçırdı ama. Ve 4 pas Eda. Ama antrenör buradan kendini yırtıyor. 2 numaradan oyna diye ama 2 numaraya atılan pasa bak Allah aşkına. Fark yeniden 4'e yükseliyor. Del Corre serviste. Naz'ın pası Skowronska ama header bound. Evet. 3. sezon sonunda da Luba'yı tekli blokta yakalamıştı. 8-3. Kötü bir başlangıç. Çok kötü, çok kötü. Giderek oyundan düştük yani. İkinci seti de bak alma nedenimiz doğru oturup iri oturup doğru konuşalım derler ya. Çok fazla servis kaçırdığı için Eczacıbaşı bu bizim ekmeğimize yağ sürdü ve biz o seti 25-23 kazandık. Yani 9 servis kaçıran bir takıma karşı. Ama bugün şu anda sahaya baktığında daha iyi oynayan takım, kesinlikle çok daha iyi oynayan takım Eczacıbaşı Vitra. Çok az hata yapıyorlar. Defansları iyi, servisleri çok çok iyi, hücumda çok etkililer. Neslihan olsun, Heather Baun olsun, Mirka olsun, Antonella Del Corre biraz hafif bile kaldı onun yanında. Ama bizde hiçbir oyuncumuz öne çıkamıyor. Şimdi bir pasör değişikliğine gitti antrenörümüz. Evet, Zülfiye ile oynayacağız. Zülfiye, Kasia blok. Tekrar Zülfiye, bu kez Nati'yi buldu. Nati blok out. Nati blok out. Lorenzo Michelli de oyuna dahil oldu. Son anda topa müdahalesini yaptı. 8-4. Evet, Naz da tabii hasta. Onu da biliyoruz. O da gripten daha kurtaramadı kendini. Elif. Mirka, dubleşe girmek lazım. Hayır. Luba yetişemedi. Luba yetişemedi. 9-4. 5 sayılık üstünlük. Önemli bir avantajla girdi sete Eczacıbaşı Vitra. Bir şekilde servis serisi yakalamak lazım. Şimdi tabii Fenerbahçe Acıbadem çok üst üste maç oynamanın verdiği yorgunluktan dolayı yani hem motivasyonu hem konsantrasyonu vay. Evet, bunlar tabii hesapta olmayan hatalar. Fark 6'ya çıktı. Çok, yani çok kötü oynuyoruz ama çok kötü yani. Artık hani tamam yorgunuz, hastayız şu bu ama bazı şeyler var ki artık yapabilmemiz gerekir bunları. Onları da yapamıyoruz. Bugün elden çıktı takım yani. Bir de karşında iyi oynayan bir rakip olunca tabii. Evet, Luba geçemedi. Öldüremedi topu daha doğrusu. Neslihan bir blok altta. Neslihan 11-4 molayı alacak mı Zé Roberto? Almıyor hala. Evet, istedim olayı. İstedi mi? İstedi. Hmm. Çünkü ya buradan gerçekten yavaş yavaş geri dönmek zorlaşıyor. Yani 11-4 çok önemli zor. Bir fark. Çok zor. Neden zor bak? Şimdi o ışığı görebilmen için takım 11-4'ten dönersin. Daha 15'i bulmamış. Yani setin yarısı gelmemiş. Ama o işi görebilmen için takımının bir şey oynaması lazım. Onlar oynamadığı gibi Eczacıbaşı bugün, Eczacıbaşı Vitra çok düzgün oyunu oynuyor yani. Yapılacak her, çok iyi defans yapıyorlar bir defa. Çok top çıkarıyorlar. Çok iyi servis atıyorlar. Bloklarda daha etkililer bize göre yarı yarıya yani blok sayılarımız bakıldığında. Ve hücumda çok çok daha iyiler. Evet, umarız bu mola Fenerbahçe Acıbadem'i toparlar ve sete dönerler. Öncelikle olarak tabii Heather Baum'un servislerini
kırmak lazım. Çok iyi servis atıyor. Zülfiye'nin pası bu plase oyunda. Elif'in pası Mirka. Evet, bu gayret topu çıkardı Fenerbahçe savunmasından. Elif bıraktı. Oyunda top, Zülfiye'nin pası, Kasya çok iyi yere plase ama. Ama görüyorsun ne defans. Delcore, Neslihan, Neslihan dışarı bıraktı. Boşluğu gördü ama o topu dışarı gönderdi. 11-5, uzun bir rally oldu ve sayı Fenerbahçe Acıbadem'in. 9. haftanın açılış maçında 2-1 setlerde Eczacıbaşı Vitra üstünlüğü var ve mücadelenin 4. setinde de 11-5 yine konuk takım önde. Eda Delcore, Elif'in pası Mirka'ya, üçlü blok geldi ama o bloğun arasından geçiyor. Mirka Franca farkı 7'ye çıkardı. Servisi Elif kullanacak. Zülfiye. Evet, bloktan dışarıda top. Luba farkı yeniden 6'ya indiriyor. 12-6. Bir seri yakalamak lazım. Çünkü karşılıklı sayılarla setin devam etmesi Eczacıbaşı Vitra'ya yarayacak. Zülfiye. Evet, çok az manşet hatası yapıyor. Eczacıbaşı Vitra, Mirka'ya blok var ama dublajlarda top oyunda kaldı. Neslihan, Nihan, şimdi Ergün'ün pası. Luba vurdu, top dışarıda. Ama bir temas beklentisi var yine Luba'dan. Hayır diyor hakem. Bu avantaj toplarını bir türlü değerlendiremiyor Fenerbahçe Acıbadem. Nas ve Zülfiye değişikliği yapılıyor. Mirka'nın servisleri etkili oluyor. Mirka. Mirka. 14-6'ya kadar geldi. Skor gerçekten setteki gidişat Fenerbahçe Acıbadem için maalesef hiç de iyi değil. Hoş değil, evet. Moraller de bozuldu biraz tabii. O da önemli. Naz'ın pası, kısa pası hücum Ergün. Mirka girdi bu topa. Neslihan'ın pası, Antonella Delcore. Evet, Eda'nın pasına hücum gelecek Luba'dan. Bu top da ölmüyor. Neslihan. O top öldü yani. Evet. 15-6 skor. Gerçekten Fenerbahçe Acıbadem'in geri dönme umudu dakikalar geçtikçe azalıyor. Sette tutunma çabası var ama hücumda o kadar boş dönülüyor ki gerçekten toplar, evet, oyunda kalıyor. Ölmüyor bir türlü. Hücum edemiyoruz yani. Bugün yok. Yani bugün hiçbir şey yapamıyoruz. Bazen olur böyle şeyler. Neyse ki ligin telafisi her zaman vardır. Evet. Olabilir. İyi bir rakiple oynuyorsun. İyi top oynuyorlar karşısında. Yani bir hafta önce Galatasaray karşısında oynadığı oyuna bakarak bugün ki Eczacıbaşı'nı mukayese bile edemez. Evet, Neslihan bugün tabii çok skorer bir oyun ortaya koydu. Luba, evet, sonunda topu öldürmeyi başardı. Bir sayı aldık uzun aradan sonra. 15-7. 8 sayılık bir fark. Teknik molaya girmeden biraz erimesi lazım bu farkın. Lubov, Sokolova servisi kullanacak. Smaç servis denedi. Etkili de oldu. Etkili de oldu, evet. İşte böyle seriler, bu tip servislerin sayısını arttırmak lazım. Evet, hemen mola alıyor. Lorenzo Michelli anında iki sayı üst üste kazandığı anda molayı aldı. Hiç bu tip konularda, evet, beklemeye gerek duymuyor. Evet, evet, iyi servisti. İşte böyle bir şeyler ancak, ama ara çok açıldı. Nasıl kapatılır? Biraz zor. Yani bu kadar iyi oynayan bir Eczacıbaşı karşısında zor bir iş, ama hani ancak sıfır hatayla oynamamız lazım.